Merhabalar, ben Rıfat Çığ. Sizinle bu videoda İstanbul'un en güzel noktalarından bir tanesinde buluşmayı tercih ettim. Aslında bir değil, iki yer göstereceğim size. İkisi de birbirinden çok güzel ve kardeş bu iki yerleşim noktası. Rumeli Kavağı ve Anadolu Kavağı. Öncelikle Rumeli Kavağı'nda dolaşacağım ve onun için de Rumeli Kavağı hakkında bir şeyler söyleyerek başlamak istiyorum. Burası her zaman küçük bir balıkçı köyü olmuş. Boğaz'ın Karadeniz'e ulaşmadan önceki son duraklarından bir tanesi olduğu için de stratejik anlamda tarih boyunca hep önemli olmuş. Bizans döneminde de burada yerleşim varmış. 4000-4500 kadar bir nüfusu var. Hafta sonları bu rakam biraz daha yükseliyor tabii ki. Balığıyla ve bütün Türkiye'ye dağıttığı midyesiyle meşhur. Arkamda o çok güzel, sempatik limanını görüyorsunuz. Daha neler var? İsterseniz hemen gezmeye başlayalım. Gerisini yolda konuşuruz. Başlıyoruz. Dolaşmak için yola çıkar çıkmaz bir düğünle karşılaştık ve çok güzel tabii ki. İnsanlar çok beklediler. Yavaş yavaş bu işlerin de sırası geldi galiba. Düğünler çoğaldı bugünlerde. Arkasını yemyeşil gür bir ormana dayamış, boğazın maviliklerine bakan bir yeri anlatmaya ben de meydanı süsleyen dev anıt ağaçlardan başlayayım diyorum. Buraya gelen herkesin dikkatini çeken, hatta gölgesinde deniz ürünlerinin tadına baktığı bu çınar ağaçları Rumeli Kavağı'nın simgesi gibi. Caminin öndeki ikisi 500-550 yaşlarında, yani neredeyse İstanbul'un fethiyle yaşıt. İki balıkçının ağlarını gölgesinde düzenledikleri kale kapısı yanındaki bir diğeri onların hepsinden daha yaşlı. İkiye ayrılan gövdesini kale kapısına dayayarak dinlenen bu çınarın yaklaşık 750 yıllık olduğu belirlenmiş. Yörenin Bizans dönemindeki ismi Hieron Romelias'tır. Bu isim kalenin bulunduğu yerdeki mabetten gelir. Kavak kelimesi deniz gümrük kontrol noktası anlamına geliyor. Her iki yakadaki yerleşim noktaları isimlerini buradan alıyor. Günümüzde bölgenin büyük kısmı askeri bölge olarak kullanılmakta. Bu yüzden kaleyi görüntülemek yasak. Bilgimiz 15. yüzyılda harap bir Cenevis kalesi iken 4. Murat tarafından güçlendirilen ve hala kullanılan bir kale olduğu şeklinde. Rumeli Kavağı'nda bugün yaşam biraz turizm, biraz balıkçılık şeklinde akıp gidiyor. Küçük barınağı hınca hınç dolu. Burada demir midye taraklarını elden geçirenler, tekne boyayanlar, ağlarını aktaranlar, günlük hayatın fotoğrafları. Rumeli Kavağı'nda yaşayanlar hem İstanbul'da hem değiller. Yani kalabalık, karmaşa, gürültü yok ama çok gerekirse Sarıyer 10 dakika. Daha ötesi de öyle kolay bir uzaklıkta. Rumeli Kavağı'nda Boğaz'ın en küçük ve sempatik ama bir o kadar da temiz ve keyifli plajı var. Altınkum. Altınkum plajı yazın gündüzleri plaj olarak mavi bayraklı hizmet verirken akşam olduğunda mayolu misafirlerini gönderip birden değişiyor ve akşam yemeği için keyifli bir alan haline geliyor. Burada kulaç atarken yanınızdan geçen gemilere selam veriyorsunuz. Denemeye değer. Evet, belki güneydeki örnekleri gibi çok şatafatlı, çok gösterişli bir yer değil ama İstanbul'un, Boğaz'ın en temiz, en güzel plajlarından bir tanesi Rumeli Kavağı'nda. Altınkum plajı halka açık, gayet güzel, denize girebileceğiniz bir nokta. Yaz kış yaşamayı seçtiğim Rumeli Kavağı'nda sık sık fotoğraf çekmeye çıkarım. İşte iki mevsimden kareler. Sizce hangisi güzel? Rumeli Kavağı'nda yani Boğaz'ın Karadeniz'e açılan Avrupa'daki son durağında elimden geldiğince sizlerle birlikte keyifli bir gezi yaptığımızı düşünüyorum. Ancak bitmedi. Şimdi karşı tarafa, Anadolu yakasına geçeceğiz ve Rumeli Kavağı'nın kardeşi Anadolu Kavağı'nda biraz dolaşacağız. Orası da çok eski dönemlerden beri insan yerleşimine açık olan bir nokta. Güvenlik açısından çağlar boyunca çok önemli olmuş. Karşıda Yoros Kalesi'ni görüyorsunuz. Şimdi önünden bir gemi geçiyor. İsterseniz geri kalanını da orada anlatayım. Birazdan vapur gelecek. Anadolu Kavağı 5 dakika bilemedin 7 dakika kadar sürüyor. Çok kısa bir yolculuk ama boğazın iki tarafını görerek gidiyorsunuz ve çok güzel bir yolculuk aynı zamanda. Anadolu Kavağı Beykoz'a bağlı. Beykoz'dan bir otobüsle gelmek mümkün yani. Ancak benim favorim her zaman deniz yolu. İskeleye ulaştığınızda sizi kıyıyı süsleyen küçük yalılar ve önlerindeki kayıklar karşılayacak. Eliniz ister istemez hemen cep telefonunuzun kamerasına gidecek. Anadolu Kavağı'nda ilk olarak Yoros Kalesi'nin bulunduğu yüksekçe tepeye tırmanarak başlıyorum gezime. Zaten buraya gelen turistlerin de en çok merak ettikleri yerlerden bir tanesi de bu kalenin bulunduğu yer. Nasıl bir yer burası? Birazdan size görüntülerle onu göstermeye çalışacağım. Müthiş bir dinginlik var çevrede. Sabah saatleri zaten. Zümrüt gibi bir orman görüyorum şu anda gözlerimin önünde. Belki şu anda benimle birlikte sizler de görüyorsunuz. Yoros Kalesi'nin buraya ne zaman yapıldığı konusunda kesin bir fikir yok. Bizanslı Paleolog hanedanı döneminde yapıldığı düşünülüyor ilk olarak. Ancak bu bölgede bir takım tapınaklar, adak yerleri ve benzer yerler hep olmuş. Bunların bir kısmının yerleri biliniyor, bir kısmı hala kayıp. Yoros Kalesi'ne geri dönersek, Boğaz'ın hemen Karadeniz'den başlayan bölümünü kontrol etmek, güvenlik altında tutmak için yapılmış bir kale. Rumeli Kavağı'ndaki kale ile karşılıklı duruyor. Tıpkı Rumeli Hisarı ile Anadolu Hisarı'nın karşılıklı boğazı kontrol etmesi gibi. Buna ihtiyaç duyulmuş çağlar boyunca. Güvenlik çok önemli. Bir de buradan içeriye giriş yapan gemilerin gümrüğe tabi olduğunu söylemek lazım. Bu niyetle bu kale çağlar boyunca önemini korumuş. 1352'de Cenevizlilerin eline geçmiş. 1452'de Fatih Sultan Mehmet bu kaleyi kuşatmış ve ele geçirmiş. Ondan sonra da zaten hep Osmanlı Türk hakimiyetinde kalmaya devam etmiş. Kalenin iç bedeninde bir arma göze çarpıyor. Bu ortasında haç olan ve dört kenarında B harfi olan bir arma. B, Basileus, hanedan anlamına geliyor. Kralların kralının hakimiyet bölgesi demek bu. Bu da bölgenin bu kale vasıtasıyla ne kadar önemli olduğunu bize anlatıyor. Ancak birçok yerde gördüğümüz gibi kötü haber. Kale çok bakımsız durumda. Restorasyona ihtiyacı var, kazıya ihtiyacı var. Belki bunlar yapıldıktan sonra çok daha yüksek bir turizm ifade edecek bu bölge. Taş dizileriyle beraber ayrıca tuğla hatıl eşliğinde inşa edilen Yoros Kalesi'nde kullanılan malzemenin önemli bir kısmı Bizans dönemine ait. Hala büyük bir kısmı günümüze kadar ulaşmış olan kale, yılın tümünde yerli ve yabancı pek çok turistin akınına uğramakta. Denizciler buradan Karadeniz'e çıkacakları zaman bazen haftalarca Anadolu Kavağı'nda bu hırçın denizin sakinleşmesini beklemişler. Bu olay mitolojik öykülerde bile yer almış. Karadeniz'in ağzındaki geçidin birbirine doğru hareket edip çarpışan ve çıkardıkları sesle gemileri korkutan iki büyük kaya tarafından korunduğuna inanılmış çağlar boyunca. Bu nedenle buradaki tapınaklarda fırtınasız yolculuklar için tanrılara kurbanlar adanmış. Fakat bize özgü kötü haberlerden bir türlü kurtulamıyoruz. 2011-2014 yıllarında yapılan arkeolojik kazılarda ele geçirilen 661 parça tarihi eser ne yazık ki 2015'te kale deposundan çalınmış. Bu arada çalınan mermer kitabesi neyse ki bir evin ahırında bulunmuş. Böyle önemli bir tarihe sahip bir eseriniz olsun. Kendiliğinden turist çeksin. Ama müzesi olmasın. Hatta bulunan müzelik parçaları çalınsın. Olacak iş değil. Neyse, biz şimdi müthiş manzarasıyla yetinelim. Belki ileride olur. Yoros Kalesi'ni geride bırakıp Anadolu Kavağı'nın sokaklarında dolaşmaya başlıyorum. Restoranları ve büfeler akşam hazırlığı içindeler. Buraya gelenlerin en çok aradıkları şeyi, balıkları akşama hazırlıyorlar. Sokaklara ızgara balık kokuları hakim bu saatlerde. Cevriye Hanım çeşmesinin yanından geçip kıyı boyunca yürüyorum. Boğaz'ın huzurlu havasını ve serince sularını tercih edenler buradalar. Belli ki kapalı geçen uzun ayların acısını çıkartıyorlar. Sabahın çok erken saatlerinde ulaştım Anadolu Kavağı'na. Bu dingin saatlerde ilk iş olarak Yoros Kalesi'nin bulunduğu yüksek tepeye çıktım. Sizler de gördünüz manzaranın güzelliğini. Bu bölge yüzyıllar boyunca güvenlik açısından büyük bir önem göstermiş. Boğaz'ı ve İstanbul'u kontrol altında tutan uygarlıklar için. Çekimlerimizi yaptıktan sonra aşağıya indik. Anadolu Kavağı'nda gerçekten doyumsuz zaman geçirdik. Yazın ışıklı saatleri sizlere de tavsiye ediyorum. Yazı kaçırmayın, bugünleri kaçırmayın. Bakın insanlar denize giriyorlar Boğaz'da. Arkamda yalılar, yalıların önünde eğlenen çocuklar. Burada bütün kederlerden, üzüntülerden sanki uzak bir hayat sürüp gidiyor gibi. Yavaş bir hayat devam ediyor. Buna tanık olmanızı isterim. Başka bir bölümde, başka bir yerde tekrar buluşalım. Hoşça kalın.